Kutsal Kitaba göre Matta. Bölüm 19. Ve vaki oldu ki, İsa bu sözleri bitirince, Celile'den ayrılıp Ürdün'ün ötesinde Yahudiye sınırlarına geldi. Ve büyük kalabalıklar onun ardından gitti. Ve orada onlara şifa verdi. Ferisiler de ona geldiler. Ve onu deneyerek kendisine, bir adamın her bir nedenle karısını boşaması yasal mıdır dediler. O da cevap verip onlara dedi ki, başlangıçta onları yapan onları erkek ve dişi yaptığını ve bu nedenle adam babayı ve anneyi bırakıp karısına yapışacak ve ikisi tek et beden olacaklar dediğini okumadınız mı? Şöyle ki onlar artık iki değil, tek et bedendirler. Onun için Allah'ın birleştirdiğini insan ayırmasın. Onlar ona, öyleyse Musa neden bir boşanma belgesi vermeyi ve kadını boşamayı emretti dediler. O onlara, Musa karılarınızı boşamanıza, yüreklerinizin katılığından ötürü izin verdi dedi. Ama başlangıçtan böyle değildi. Ve ben size diyorum ki, her kim fuhuştan başka bir nedenle karısını boşayıp başkasıyla evlenirse zina eder. Ve her kim boşanmış olanla evlenirse zina eder. Öğrencileri ona, eğer erkeğin karısıyla durumu böyleyse evlenmek iyi değil dediler. Ama o onlara, her adam bu sözü kabul edemez dedi. Ancak kendilerine verilmiş olanlar. Çünkü bazı hadımlar var ki, ana rahminden böyle doğmuşlar ve insanlar tarafından hadım edilmiş bazı hadımlar vardır ve göğün krallığı için kendilerini hadım eden hadımlar vardır. Bunu kabul edebilen kabul etsin. O zaman üzerlerine ellerini koyup dua etsin diye yanına küçük çocuklar getirildi. Ve öğrenciler onları azarladılar. Ama İsa, küçük çocukları bırakın dedi ve bana gelmelerine engel olmayın. Çünkü göğün krallığı böylelerindendir. Ve ellerini onların üzerine koydu ve oradan ayrıldı. Ve işte biri gelip ona, ey iyi öğretmen dedi, sonsuz yaşama kavuşmak için ne iyi şey yapayım? O da ona, neden bana iyi dersin dedi. Allah'tan başka iyi olan tek biri yoktur. Ama eğer yaşama girmek istiyorsan emirleri tut. Ona hangilerini dedi. İsa da adam öldürmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın. Yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Babana ve annene saygı göster. Ve komşunu kendin gibi seveceksin dedi. Genç adam ona, tüm bu şeyleri gençliğimden beri tuttum dedi. Daha ne eksiğim var? İsa ona, eğer yetkin olmak istiyorsan git varını yoğunu sat ve fakirlere ver. Ve gökte hazinen olacak. Ve gel ve beni izle dedi. Ama genç adam bu sözü işitince üzüntülü gitti. Çünkü çok malı vardı. O zaman İsa öğrencilerine, doğrusu size derim ki dedi, zengin adam göğün krallığına güçlükle girecektir. Ve yine size derim ki, devenin iğne deliğinden geçmesi, zengin adamın Allah'ın krallığına girmesinden daha kolaydır. Öğrencileri bunu işitince, öyleyse kim kurtulabilir diyerek pek çok şaştılar. Ama İsa onlara bakıp, insanlar indinde bu imkansız, fakat Allah indinde her şey mümkündür dedi. O zaman Petrus cevap verip ona, İşte, biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik, dedi. O halde bizim neyimiz olacak? Ve İsa onlara, doğrusu size derim ki, dedi. Siz ki ardımdan gelenlersiniz, insanoğlu yenilenmede yüceliğinin tahtında oturunca, siz de 12 tahta oturup İsrail'in 12 oymağını yargılayacaksınız. Ve benim adım uğruna evler ya da kardeşler ya da kız kardeşler ya da baba, ya da anne, ya da karı, ya da çocuklar, ya da tarlalar bırakmış olan herkes bunların 100 katını alacak ve sonsuz yaşamı miras alacaktır. Ama birincilerin birçoğu sonuncu olacak, sonuncular da birinci olacak.